Limassol Online, Selda İçer ile gündem programını sunar. Haber Kıbrıs ekranlarından hepinize iyi günler diliyoruz. Belediye başkan adaylarımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Bugün de kıymetli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Sayın Sula Usar İncili ile beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Esas siz hoş geldiniz ekranlara. Ne de iyi ettiniz. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Keyifle geçsin buradaki çalışmalarınız. Bizi izleyen, dinleyen herkese de en içten sevgilerimi sunuyorum. Ekibe de başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Hemen bir hatırlatma yapalım. Sayın izleyiciler biliyorsunuz bugün Facebook canlı yayınlarında zaman zaman aksamalar meydana geliyor. O yüzden bizleri YouTube kanalımızdan kesintisiz izleyebilirsiniz. Bu duyuruyu da yapmış olalım. Evet Sayın İncirli, aslında sizi tanıyoruz. Hem bir hekim olarak biliyoruz sizleri, hem sonların milletvekilliğinizi de biliyoruz. Aktif bir kişisiniz ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı adaysınız. Öncelikle böyle bir kararı verirken ne itti sizi buna? Yani çünkü gerçekten siyasette aktif birisiniz ve belediye başkanlığına adaysınız ve bir başkenti yönetmeye talipsiniz. Ciddi manada da bir dönüşüm vaat ediyorsunuz halka, dönüştüreceğinizi düşünüyorsunuz. Baktığımız zaman ekonomik olarak da bu kaynak konusunda da gelişimleriniz var. Tüm bunlar baktığımızda böyle bir sizi bu motivasyonu veren neydi? Lefkoşa'nın içinde bulunduğu hal. Lefkoşa'nın içinde bulunduğu hal aslında hepimizi çok üzüyor Selda Hanım. Şu anda Lefkoşa'mız bir baş şehir olma görüntüsünden çoktan uzaklaşmış bir durumdadır. Lefkoşa'mız baş şehir olma iddiasını da kaybetmiştir. Ve süratle kaybediyor bunu da, daha da devam ediyor. O yüzden Lefkoşa'nın doğru bir şekilde yönetilmesi ve birçok açıdan insanların alacağı hizmetlerle birlikte hem yaşam kalitelerinin artması ama şehrin de yeniden bir baş şehir görüntüsüne kavuşmasını istiyoruz. Ve biz arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk ve karar verdik. Ve kendi içimizde bu görevi en iyi yapacağını düşünen kişi olarak beni görevlendirdi arkadaşlarım. Ben de bundan çok büyük bir gurur duydum. Bugüne kadar yaptığım her işi ciddiyetle yaptım. Hekimlik mesleğini büyük bir tutkuyla yürüttüm. Hastanede yöneticilik yaptım. Sendika başkanı oldum. Hekim sendikasının ilk kadın başkanıyım tıp işi. İki dönem milletvekilliği yaptım. Bütün bunlar bana çok büyük tecrübeler kazandırdı. Yönetim anlamında çok büyük tecrübeler kazandırdı. İnsanların halinden anlama, onların sorunlarına duyarlı olma ve çözümler üretebilme kapasitesi geliştirme anlamında da çok katkılar, çok tecrübeler birikti. Şimdi bütün bunları bugüne kadar yaptığım, öğrendiğim, bildiğim her şeyi Lefkoşa'nın hizmeti için sunmaya hazırım. Lefkoşalı'ya hizmet etmek için aday oldum. Bu hizmeti verirken şimdi dediniz ki yani hani dönüştürmek adına adayız. Bir başkent havası yok derken birazcık açabilir miyiz bunları? Yani projelerimiz arasında bir başkent görünümüne sahip olması için ne gibi yatırımlar ya da ne gibi dönüşümler hayal ediyorsunuz, projeler kafanızda yaratıyorsunuz? Dünyanın her yerindeki ülkelere giderken, örneğin İngiltere'ye giderken insanlar Londra'ya gidiyorum der. Ya da Fransa'ya giderken Paris'e gidiyorum der. Ya da Belçika'ya giderken Brüksel'e gidiyorum der. Ama Lefkoşa, özellikle Kuzey Lefkoşa diyelim ona, bu şöhretini kaybetmiş durumdadır. Çünkü Lefkoşa birçok açıdan çok geridir. Hem altyapı bakımından çok geridir, hem üst yapı bakımından çok geridir. Ve bir cazibe merkezi olmayı çoktan kaybetti. Yani ziyaretçiler için de kaybetti, yaşayan insanlar için de. Lefkoşalılar artık Lefkoşa'da yaşamayı tercih etmiyor. Başka yerlerde yaşamayı tercih ediyor. İşletmeler işletmelerini Lefkoşa'da açmayı tercih etmiyor. Çünkü başarılı olamıyorlar. Ne olması lazım bir şehirde bütün bunların olabilmesi için? Bir kere biz ilk önce aydınlık bir şehir dedik. Aydınlık Lefkoşa için aday olduğumuzu söyledik. Ve insanlarımıza
aydınlık Lefkoşa vaat ediyoruz. Lefkoşa'nın sokakları karanlıktır. Bu böyle suskun, üzgün, solgun, mahzun bir hali var Lefkoşa'nın şu anda. Ve bu güvenlik açısından da çok önemli. Kesinlikle. İnsanlar saat 5'ten sonra gençler, kadınlar, yaşlılar sokağa çıkamıyorlar. Çünkü sokaklar, caddeler, meydanlar her yer karanlıktır. Biz bu şehri yönetirken Selda Hanım, bu konu yetkimiz dahilinde değildir diye bir cümle kurmayacağız. Liderlik yapacağız şehrin sorunlarının çözülmesi noktasında. Eğer şehir karanlıksa, efendim Kıptek'tir zaten sorumlu, belediyenin bir sorumluluğu yoktur demeyeceğiz. Ben karanlık bir şehrin belediye başkanı olsam geceleri gözüme uyku girmez, endişelenirim. Ne olduğu, ne olacağı ile alakalı endişelenirim. O yüzden biz öncelikle bu aydınlık Lefkoşa'yı projesini önümüze koyduk ve göreve geldiğimiz andan itibaren sokakların, caddelerin, meydanların tek tek aydınlanması için proaktif çalışacağız burada. Yani Kıptek'le bir işbirliğine mi gidilecek? Kıptek'le yardımlaşacağız. Evet. Şöyle, Kıptek o ya da bu sebeple kendileri onu açıklasınlar. O ya da bu sebeple Lefkoşa'nın sokak lambalarını yakamıyor. Ama aynı sorun Gönyeli'de daha az yaşanıyor. Evet. Neden? Çünkü belediye Kıptek'in önündeki engelleri kaldırıyor. Yapamadığı şeylerde ona yardım ediyor. İşbirliği yapıyorlar. Aslında Lefkoşa'da da yapmamız gereken tam da budur. 2022 yılında koskoca bir baş şehri, koskoca Lefkoşa'yı karanlığa mahkum edemeyiz. Bu bizim çok rahatsız olduğumuz bir konudur. Ve gelir gelmez bununla ilgili çalışmalarımızı hızlandıracağız. Saat 5'ten sonra karanlık bir şehir sosyal yaşamı da çok olumsuz etkiler. Ekonomik yaşamı da çok etkiler. Çünkü insanlar sokağa çıkmayınca ne sosyal bir hareketlilik olur, ne de ekonomik bir hareketlilik olur. İkinci konumuz nefes alan Lefkoşa projemizdir. Lefkoşa şu anda birçok açıdan, çevre açısından zayıf bir durumdadır. Yeşil alan İklim krizi şu anda bütün dünyayı etkileyen bir sorundur. Yani yeşilin olması, çiçeğin olması sadece görsel bir meselenin ötesindedir. Eğer biz iklim krizine karşı güçlü durmak istersek yapmamız gereken şey şehri ağaçlandırmaktır. Birleşmiş Milletler iklim krizine karşı elimizdeki en önemli enstrümanın ağaçlandırma olduğunu söylüyor. Evet. Ve kişi başına 9 metrekare en az minimum ağaç olması gerekiyor. Lefkoşa'da çok fazla atıl alan, atıl yeşil alan var. Bu yeşil alanların ağaçlandırılması bizim en önemli hedefimiz olacak. Sadece görsellik için değil, Lefkoşa'nın nefes alabilmesi için akciğerler yapacağız şehrin çeşitli yerlerine. Elbette sıcak bir iklimimiz var. Kaldırım çalışmalarını da yaptıktan sonra orada insanların ulaşımını, erişimini, dolaşımını etkilemeyecek şekilde gölge yapacak ağaçları da Lefkoşa'ya kazandıracağız. Tabii ki kokusu da Lefkoşa'nın çok önemli. Yani şiirlere, şarkılara konu evet, olmuş Yasemin, bir şey. Kokulu Lefkoşa. Duygulara çok hitap eden evet. bir meseledir. O yüzden biz insanların eğlenmek için ya da dinlenmek için gittikleri mekanlara da kokulu bitkiler ekeceğiz. Böylelikle iklim krizine karşı Lefkoşa'yı güçlendireceğiz. Bugün Lefkoşa'da yeşil alanı olmadığı için hem çevremiz çok kirli, hem gürültü kirliliği var, hem de aynı zamanda sel taşkınına karşı da çok kırılgan bir durumdayız. Neden bu kadar çok sel oluyor Lefkoşa'da? Neden bu kadar çok su taşkını oluyor? Yani yağmur yağacak diye insanların ödü patlıyor. Yağmur drenaj çalışmaları yeterli yapılmadı. Boruların çapları arttırılmadı ama sadece boruların çaplarının arttırılmasıyla da bunun üstesinden gelemeyiz. Bizim geçirgen zeminlere de ihtiyacımız var Lefkoşa'da ve biz gelir gelmez bu ağaçlandırmayı birçok açıdan, çevre açısından, sağlık açısından, sel, taşkın riskiyle alakalı olarak bunları önlemek için bir ağaçlandırma seferberliği yapacağız. O gün umarım sizler de Haber Kıbrıs ekibi olarak bizimle İnşallah. Birlikte olursunuz. Bu ağaçlandırma çalışmamız da çok çok önemli olacak. Sel taşkınlarını önlemek için meteorolojinin istasyonları var. Bu istasyonlar ama
belediyeyle çok yakın çalışması gerekiyor meteorolojinin. İnsanlar ne zaman suyun geleceğini de bilmesi lazım. Bir gün uyandıklarında arabaları bir yerde işletmelerinin içi çamur içinde olmaması gerekiyor. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yapacağız. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin ciddi manada bir borcu olduğu ifade ediliyor, konuşuluyor bu. Bununla ilgili hem maddi kaynak açısından bu borçların kapanmasıyla ilgili nasıl bir proje düşünüyorsunuz? Hem de bu anlattığınız projelerin hayata geçirilmesi için elbette belediye çalışanlarıyla birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Ancak baktığımız zaman ne yazık ki devletteki kamu çalışanların motivasyonu bitmiş durumdadır. Herhangi bir motive edici bir şey söz konusu değil. Bunun üstesinden gelmeyi nasıl düşünüyorsunuz açıkçası? Bitmeyen ben merak ediyorum bunu. Şimdi ben bazı şeylerin bitmemesine inanırım. Mesela bitmeyen sevgi, bitmeyen aşk, sonsuz aşk vardır. Ama bitmeyen borç, sonsuz borç olmaz Selda Hanım. Hiç kimse kusura bakmasın. Yıllar önce işte 2002 yılında Sayın Kutlay Erk Belediye Başkanı oldu. Sonra Sayın Bultoğullar 2006'da belediye başkanı oldu. 2010 yılında tekrar Sayın Bultoğullar kazandı. Sonra belediye ekonomik olarak mali açıdan büyük bir sıkıntı yaşadı 2013 yılında. 2014 yılında Sayın Kadri Fellahoğlu geldi. Döviz olan borcunu Lefkoşa Türk Belediyesi'nin TL'ye çevirdi. Geriye dönük çalışanların alacaklarını ödedi. Kısa bir dönemdi bu, 14 aylık bir dönemdi. Evet. Sonra 2014 yılında da şimdiki yönetim başa geldi. Üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. 10 yılda bir borcun bitmemesini ben kabul edemiyorum. Lefkoşalıların da etmemesi lazım. Şu anda Lefkoşa Türk Belediyesi'nin 334 milyon gibi bir borcu vardır. Ve bu borç bitmek bir yana, erimek bir yana son 4 yılda da 40 milyon üzerine binmiştir. Nisan 2022'de 30 milyonluk bir borç alındı. 2020 yılında da 10 milyonluk bir borç alındı. Piyasaya ne kadar var onu da bilemiyorum. Artık göreve başladığımda göreceğim onu. Ama şu anda açık olan bir şey var. Rakamların bize söylediği çok net bir şey var. O da şudur. Bu yönetimle, bu mali yönetimle, bu bütçe disiplinsizliğiyle bu belediye daha 8,5 yıldır yönetimdedir. Bir 8,5 yıl daha geçse bu borçları ödeyemezler. Ben size çok açık söyleyeyim. Çünkü gelir ve giderleri ve bütçe disiplini olmayan bir belediye yönetimi var şu anda birçok açıdan. Ve biz de bunun aslında mutlaka bir bütçe disiplini içerisine girmesi gerektiğini savunuyoruz. Ve uzmanlarla birlikte, ekonomi uzmanları, finans uzmanlarıyla birlikte bu borcu yapılandırıp eriteceğiz. Tabii Lefkoşa Türk Belediyesi'nin bu borç meselesi o kadar bir artık bitmeyen bir çileye dönüşmüş durumdadır ki bu bir bahane olarak kullanılıyor ve o bahanenin arkasına sığınan bir yönetim var. İnsanların da beklentisini o kadar bir aşağıya çektiler ki Lefkoşalılar artık bir başşehirde yaşadıklarını unuttular. Ve Lefkoşalılar için en önemli şey artık işte efendim grev olması şehirde. Çöpler toplansın. Bu insanlara yeter bir duruma geldi. Korku şey oldu evet. Bir travma yaşadı insanlar yıllar önce. Ama bu travmanın da bir süresi vardır. 6 ay gibi bir süredir bir travmanın üstesinden gelmek tıbbi açıdan da öyledir. Bu uzarsa eğer bu patolojik yani hastalıklı bir düşünceye dönüşür. Şu anda bu travmayı biz üzerimizden atmak üzere kolları sıvadık. Hem insanlarımızın üzerinden bu travmayı atacağız hem de çalışanların. Çalışanlara verdiğimiz mesaj her zaman şudur ve çok nettir. Mali ve idari açıdan iyi yönetilen bir kurum ayakları üzerinde durabilir. Mali ve idari açıdan iyi yönetilmeyen bir kurum ayakları üzerinde duramaz. O zaman da çalışanlar her vakit düşünürler ya acaba gene biz o günlere döner miyiz yine maaşlarımızı alamaz. O elbette böyle bir şey olmayacak. Ama Lefkoşalı'nın da hizmet alacağı şekilde güçlenmesi gerekiyor bu belediyenin. Ve şimdiki yönetim anlayışıyla da güçlenemeyeceğini bize rakamlar çok açık veriyor, açıkça söylüyor. 28 tane belediye vardı Nisan ayında, Mart ayında meclis komitesinde bu borçları önümüze istediğimizde. 580 milyondu toplam belediyelerin borcu. Tabii
Cetepeli belediyelerinin borçlarının hemen hemen hiç olmadığını da söylemek mecburiyetindeyim bu noktada. Bu 580 milyonun yarıdan fazlası, işte 330 milyon kadarı da Lefkoşa Türk Belediyesi'ne ait. Son 4 yıl içerisinde Selda Hanım, bu borç için sadece ana paraya 5 milyon ödedi Lefkoşa Türk Belediyesi, faize de sadece 8 milyon ödedi. Demek ki bu borcu ödeme kapasitesi yoktur bu yönetim anlayışının. Biz ne yapacağız? Biz elbette devlet katkısı gelecek. Bütçede gelir öngörülerinin gerçekleşmesi için çalışacağız. Çünkü bir bütçeyi hazırlarsınız, bir öngörü koyarsınız gelirlerinizle alakalı. O öngörülere ulaşamazsanız o bütçe açık verir. Şu anda Lefkoşa Türk Belediyesi kendi hazırladıkları bütçelerindeki öngörülere ulaşamadıkları için birçok kalemde açık veriyor sürekli. Esas mesele de budur, gelirlerinin de hedeflenen şekilde toplanamamasıyla alakalı bir durum var. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre 4 yıl içerisinde bütçedeki gelir hedeflerine %80-85 oranındaki olması gereken bu ulaşabilseydi belediye, şu anda 186 milyon TL ek geliri olacaktı. Ne bu 40 milyonlu tekrardan borçlanması gerekecekti, ne de bu faiz yükü altında Lefkoşa halkını ezecekti. Tabii bizim bunun yanı sıra gelir getirici hizmetlerine de ihtiyacımız var belediyenin. 847 tane çalışanı var Lefkoşa Türk Belediyesi'nin. 847 kişilik bir ordusu var. Ben orada çalışan herkese çok güveniyorum. Orada çalışan herkesin kendine göre meziyetleri, özellikleri, yetenekleri ve eğitimleri var. İşte biz geldiğimiz zaman bu ekipleri yeniden güçlendireceğiz. Kimin nasıl uyumlu ve verimli çalışabileceğinin hesabını yapıp ekiplerimizi oluşturacağız. Gerekirse hizmet içi eğitimlerle çalışanları destekleyeceğiz. Onların kurumlarına daha çok sahip çıkmaları ve daha mutlu çalışma huzuru içinde olmalarını sağlayacağız. Ben güveniyorum bu 847 çalışana. Bu 847 kişilik orduyla biz Lefkoşa'ya, Lefkoşalı'ya en iyi hizmeti vereceğiz. Şimdi hep eleştirilen bir şey vardır Sayın Sıla Sarıncirli. Şöyle bir şey deniyor, işte belediye çalışanları artık bir memur haline geldik ki biz, masa çalışan durumundayız. Sokakta iş yapacak, sokakta doğal olarak belediyenin yapması gereken çevrenin temizlenmesi, çevrenin bakımının yapılması, İşte vatandaşın evinde, bahçesinde istediği hizmetlerin yerine getirilmesiyle ilgili neredeyse artık personel yok, bunu yapabilecek personele sahip değil. Herkes, biz Kıbrıs'ta nedense kaderi müdür bu, yani niye böyle bir talep içerisindeyiz? Hepimiz masa başında bir iş yapma sevdasındayız. Bunu nasıl kıracağız? Ben bunun da bir bahane olduğunu düşünüyorum. Yani hizmetlerin eksik yapılmasıyla ilgili, aman canım ne yapalım? İşte çok, yani 3 tane bahane var şu ana kadar konuştuğumuz. Aman canım daha iyisi olmaz çünkü belediye bir enkaz devri aldı. Bu birinci bahane. İkincisi, aman canım olmaz zaten çok fazla istihdam yapıldı belediyeye. Bu da ikinci bahane. Aman canım bu işler olmaz çünkü işte çoğu kol gücüyle değil memuriyet yapıyor bu belediye çalışanlarının. Bu doğru bir şey ama bu dönüştürülebilecek olan bir şeydir. Hı hı. O memur kadrosunda olan insanların da şart değil yolda sokakta çalışsınlar ama yapabilecekleri dünya kadar iş vardır benim düşünceme göre. Memur kadrosu da olmayıp yani kol gücünde kadrosu olup da içeride olan çok insan var aslında baktığınız zaman. Yani hani dışarıya çıkmayı çok fazla tercih etmiyorlar artık. Yani bu yönetim anlayışıyla ilgili bir şeydir. Sonuçta belediyenin hem içeride hem dışarıda yapacağı çok iş vardır. Ben her bir çalışanın da kendi özelliklerine göre çalışmakta mutlu olacakları şekilde görev paylaşımı yapacağımıza inanıyorum. Bununla ilgili bir şüphem yok ama idari bir yönetim zafiyeti olduğu kesinlikle doğru bir tespittir. Ve idari yönetim zafiyeti olduğu için insanlar verimli olarak çalışamıyorlar aslında. Halbuki ekipleri oluşturursunuz, hedefleri koyarsınız, onları da katılımcı bir şekilde dinlersiniz. Neyin nasıl daha iyi yapılır? Çünkü o insanların da bir tecrübesi var. Tabii ki. Yıllardır belediyenin içerisindedirler. Onların da tecrübelerinden yararlanılarak ben inanıyorum ki çok daha verimli bir Lefkoşa Türk Belediyesi yaratabiliriz. Buna dair hiçbir şüphem yok. Eksiklikler varsa da bunları gidereceğiz. Ama ortak hedefimiz bizim
Lefkoşalı'ya hizmet etmektir, Lefkoşa'ya hizmet etmektir ve bütün belediye çalışanlarının bu hedefte olduğuna ben yürekten inanıyorum. Peki bu kaynak bulma konusunda Avrupa Birliği'ndeki ziyaretiniz neden bu kadar tartışıldı, neden bu kadar gündem oldu? Çok şaşırtıcı bir şey aslında. Bu olması gereken bir şeydir Selda Hanım. Kıbrıslı Türkler Avrupa Birliği ailesinin bir parçasıdır. Ve Avrupa Birliği'nin aslında bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Kıbrıs'ın kuzeyinde de bir misyonu, bir görevi vardır. Avrupa Birliği sadece kendi uygun gördüğü projeleri, kendi uygun gördüğü şekilde yapması bize göre yeterli değil. Biz çok daha proaktif bir çalışma yöntemi ortaya koyacağız. Bunu da yaptık. Sayın Mario Nava ile gittik ve ekibiyle gittik, görüştük. Projelerimizi ortaya koyduk. Çünkü biz inanıyoruz ki bu projeler yerelden, lokal olarak bizim uzmanlarımız, bizim ihtiyaçlarımız ve sivil toplumunla birlikte ortaklaşa alacağı düşüncelerle, oluşturacağı düşüncelerle çok daha verimli bir hale gelir. Bir örnek vereyim size. Kanalizasyon projesi var. Evet. 15 milyon ya da 16 milyon euroluk bir kanalizasyon projesidir bu. Bu kanalizasyon projesinde bazı tasarım ve mühendislik sorunları olduğu için bu kanalizasyon şu anda çalışmıyor ve eski hatta döndürüldü. Bence çok önemli bir sorundur bu. Halbuki Lefkoşa Türk Belediyesi, Avrupa Birliği böyle bir proje yaparken işin içinde olmak zorundadır. Kendi uzmanlarıyla, varsa belediyedeki uzmanlarının katılımı yeterli değilse bu ülkede en büyük camia mühendis ve mimarlardır. Evet. Çok büyük bir camiadır onlar. Onların uzmanların uzmanlıklarından da faydalanılması gerekir. İşte ne yapalım canım, işte Avrupa Birliği geldi, yapacak gidecek, biz de tamamdır diyemeyiz Selda Hanım. Bizim birebir işin içinde olmamız lazım. Varsa sorunları çöze çöze gitmemiz, ilerlememiz gerekiyor. Çünkü günün sonunda o projenin iyi olması, faydalı olması ya da kötü olması, faydasız olması bizi etkiler en fazla. Örneğin yine bu kanalizasyon projesi biliyorsunuz Hasbolat'tan geçti. Evet. Aylarca o insanlar o kanalizasyonun sorunlarını yaşadılar. Ama Hasbolat evleri o kanalizasyona bağlanmadı. Halbuki belediyenin yapması gereken neydi? Avrupa Birliği projeyi sürdürürken kendisi için de çok yüksek bir maliyet değildi bu. Tek tek evleri o kanalizasyona bağlayabilirdi. O kısmını, işin o projenin kendisi o kısmını da belediye yüklenirdi. Bunu yapmak çok daha kolaydı. Şimdi ne oldu? Hasbolat'ta insanlar kanalizasyonun üzerinde oturuyorlar ama onların büyük bir çoğunluğu kanalizasyona bağlı değil. Bence bunlar çok ciddi hatalardır. Ya da iki toplumlu su arıtma tesisi. Bence çok önemli bir proje. Şu anda çalışan iki toplumlu projelerin en iyilerinden biri. Ama orada çok temiz bir su çıkıyor. Bütün dünya artık bunun peşindedir Selda Hanım. Nasıl çöpümüzden faydalanabiliriz, onu dönüştürebiliriz, bir değer ortaya çıkarabiliriz. Oradan bir su arıtma tesisinden su çıkıyor. Bu suyun çok az bir kısmı kullanılıyor. Geri kalanı yıllardır dereye boşaltılıyor. Halbuki o su depolanabilir. O depolanan sudan tarımsal faaliyetler yapılabilir. İşte bir soya üretim bir şeyi oldu. Çok küçük ama o çok küçük. Halbuki dereye giden suyu biz toplamamız lazımdır. Tabii ki o suda Kıbrıslı Rumların da hakkı vardır. Onlar onu talep ederlerse alabilirler. Ama biz bunun dereye yıllardır boşaltılıyor olmasını, bu kadar su eksikliği çeken bir ülkede kimseye izah edemeyiz Selda Hanım. Bugüne kadar çok ihmal edilmiş konulardır bunlar. Ama biz geldiğimiz zaman her açıdan suyu da değerlendireceğiz tabii. Ve şehrin para kazanması gerekiyor Selda Hanım. Hı. Bir şehir para kazanmazsa şehir olamaz bizim inancımıza göre. Ve şu anda Lefkoşa para kazanamıyor. Lefkoşa Türk Belediyesi hizmetlerinden para kazanamıyor. Ziyaretçilere bir hizmet vermesi halinde oradan bir gelir elde edebilir. Biz o yüzden hatırlayan, unutmayan Lefkoşa projesini geliştirdik. Lefkoşa'nın turistik bir cazibe merkezi olmasını istiyoruz. Nasıl ki Londra'ya gidiyoruz, nasıl ki Paris'e gidiyoruz diyor insanlar, Lefkoşa'ya gidiyoruz desinler istiyoruz. O kadar parlayan bir yıldız olması lazım Lefkoşa'mızın. Ve tarihi eserler, kültürel eserler biliyorsunuz
büyük bir miras. Siz de çok ilgilisiniz Surlar bu konularla. Surlar gerçekten önemli, değerli bir yer. Çok. Benzersiz, eşsiz. Yani her ülkeye gittiğimizde bir Old Town illaki ziyaret etmek isteriz. Evet. Yani Lefkoşa için de daha da bunu yükselterek bir değer haline getirebiliriz tabii ki. Yani yeterince turist aldığımıza inanmıyorum ben de. Ne yazık turistler ki bunu yapamadım. Gelse bile bir daha gelmemek üzere gidiyorlar şu anda Selda Hanım. Çünkü çok kirli, çok karanlık, çok karmaşık Suriçi şu anda. Yapılması gereken aydınlatmaktır, temizlemektir. Şu anda Suriçi'ne uygun çöp arabaları yetersizdir. Bizim Naci Talat Vakfı var orada. Her şey geçtiğinde çöp arabası saçakları bize kırıp döküyor. O ağır taşıtların Suriçi'ne girmemesi lazım. Mesela tedarikçiler var, ağır taşıtlar işletmelere, toptancılar geliyor malzeme getirmek için. Suriçi'ne girmemesi lazım. Bizim onlara ayrı bir yer ayarlama projemiz var. Onlar oraya gelecekler, Suriçi'ne girmeyecekler. Elektrikli küçük taşıtlarla biz o işi yapacağız. Suriçi'ni korumak gerekiyor. Ama bunun ötesinde tarihi ve kültürel mirasımızı da görünür kılabilmek için hikayeleri ve tarihçeleriyle ilgili bir çalışma başlatacağız. Bu konuda çok yetkin insanlarımız da vardır. Suriçi'nde her bir meydanın, her bir sokağın, her bir evin hikayeleri var, benzersiz. Tarihi eserlerin hikayeleri var, tarihleri var. Biz bunları dijital olarak da, görsel olarak da görünür kılacağız. Böylelikle turistler daha fazla ilgi duyacaklar, daha fazla gelecekler. Ve aynı zamanda bizim için de çok önemli. Yani kaçımız biliyor bu tarihi? Ne bileyim ben Paris'teki Louvre Müzesi'nin her şeyini biliyoruz da Lefkoşa'daki Ayasofya Selimiye Camisi'ni çok az biliyoruz. Bizim bu kültürel ve tarihi mirasımıza sahip çıkmamız gerekiyor ki Lefkoşa'yı turistik açıdan bir cazibe merkezi haline getirelim ki gençlerimiz, kadınlarımız iş sahibi olabilsinler, iş hayatına katılabilsinler. Yaptıkları işte biz Lefkoşa Türk Belediyesi olarak onları destekleyeceğiz. Az önce Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'ndaydık. Orada da bu meslek edindirme konularını çok önemsediğimizi, ortak hedefimiz olduğunu teyit ettik tekrar. İnsanların hizmet üretmek ya da ürün üretmek, neyse ürettikleri belli bir standartta olması, belli bir markalaşma ve kalitede olması gerekiyor ki pazarı da oluşturduğumuz zaman insanlarımız üretsinler ve kazansınlar. Biz buna üreten ve kazanan Lefkoşa projesi adını koyduk. Evet, tüm bunları konuşurken ben şöyle de bakıyorum. Bu hafta hem kadının seçme seçilme günleriydi ve bir kadın siyaset seminer paneli yapıldı dün. Ben de oradaydım. Siz de oradaydınız. Evet, yani bir belediye, bir kadın olarak belediye başkanına adaysınız ve sanırım bugüne kadar da bir kadın belediye başkanınız bir kişi mi oldu? Yanlışım yoksa. Selda Hanım, bir şehri bugüne kadar hiçbir Kıbrıslı Türk kadın yönetmedi. Sadece Akıncılar Köyü'nün belediye Akıncılar başkanı 1986 yılında bir kadın oldu. O da 4 yıllık süresi içerisinde bir kadın cinayetiyle hayatını kaybetmiş birisidir. Biz hiç kimseye bunu izah edemeyiz Selda Hanım. Yani bugüne kadar hiçbir Kıbrıslı Türk kadının bir belediye başkanı olmamasını hiç kimseye izah edemeyiz. Neden böyle oldu sizce yani bugüne kadar? Çok fazla talep öden de olmadı sanırım. Yani evet, adaylar oldu ama böyle çok bugüne kadarki gibi öne çıkılmadı. Kadınların çünkü seçme hakkı kullanılsın isteniyor sadece. Seçilme hakkı değil. Kadınlar gitsinler erkeklere oy sandıkta versin. Oy versinler isteniyor. Mesele bundan ibaret değil. Halbuki kadınların seçilme hakkı, örgütlenme hakkı ve karar alma süreçlerinin tümünde yer alma hakkını biz savunuyoruz. Biliyorsunuz seçim ve halk oylaması yasasında cinsiyet kotası olmadan önce KKTC meclisinde de çok az sayıda kadın vardı. Kesinlikle. Ama kotanın gelmesiyle, cinsiyet kotasının gelmesiyle bütün siyasi partiler en az %30 oranında kadın aday göstermek mecburiyetinde. Ki bu sıkıntıyı da yaşadık geçtiğimiz günlerde. Bu aslında çok fayda sağladı ve meclisteki kadın milletvekili sayısı arttı. Bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı konusunda hala karnemiz çok zayıftı. Evet. Belediye başkanı konusunda
korkunç derecede zayıfız. O yüzden bir kadın belediye başkanının da aslında çoktan zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bu bizim demokrasimiz açısından da, eşitlikçi toplum açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Partimizin kurultay kararı da vardır. Kadın adayların yerel yönetimlerde aday gösterilmesi ve desteklenmesiyle alakalı. Biz bunu çok önemsiyoruz. Ve bugüne kadar hiçbir Kıbrıslı Türk kadının büyük bir şehri yönetmemiş olmasını da izah edemeyiz. İzahı yoktur bunun. Bu bir utanılacak bir şey. Evet. İnşallah bu artık kadınlar hak ettikleri yere gelirler siyaset açısından da diyoruz. Çünkü hala bugün eşit şartlarda yarışıldığına ben inanmıyorum açıkçası. Biz de gazetecilik, 30 yıldır gazetecilik yapan birisi olarak yine de erkek gazeteci arkadaşlarımızla eşit olduğumuzu düşünmüyoruz. Çünkü buradan çıktığınızda, görevi bıraktığınızda erkekler için devam edebilir ama bir kadının eve gittiğinde başka bir görevi başlıyor. İşte çocuğuna bakmak, yemek yapmak, ilgilenmek, yani yine de o fark ortaya çıkıyor aslında erkekle kadın arasındaki. Hala birazcık daha yol almamız gerektiğine inanıyorum ben ülke olarak. Çok haklısınız ama işte milletvekili kadın, milletvekili belediye başkanı, milletvekili yönetici, kadın yönetici, yani kadınların milletvekili, belediye başkanı, üst düzey yönetici olması da bir rol model olur. Evet. Ve bu konuda da ciddi bir teşvik olur aslında, diğer kadınlara da örnek olur, cesaret Kesinlikle. Verir. O açıdan onu çok önemsiyoruz biz. Elbette geleneksel olarak evde çocuk bakımı, ev işleri, yemek, varsa yaşlı bakımı, varsa engelli bakımı kadınların omuzlarındadır. Ama Birleşmiş Milletler'in de alınmış kararları vardır. Çocuk bakımı, yani ebeveynlik görevleri de aslında kadınla erkek arasında, anneyle erkek, baba arasında eşit olarak bölüşülmelidir. Evet, ama bunda şimdi gerçi yeni nesilde o yavaş yavaş hayata geçiyor gibi bizde, ama yine de bir altyapımızda hala bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Umuyoruz kadının ki güçlendirilmesi burada kilit şeydi. Kadın güçlendikçe bunların da üstesinden gelebiliriz ve örgütlü olmak lazım. Ve talep etmek lazım. Hiç kolay değildir. Ben de bir anneyim, benim de bir evim var, eşim var. Hiç kolay bir şey değildir elbette. Ama yani zordur diye de vazgeçecek değiliz. Kesinlikle zoru başarmak daha keyifli oluyor. Evet, son birkaç dakikamız kaldı. Bununla ilgili tüm bu kadın olmayı, belediye başkanlığına adaylığı konuşurken bir milletvekilisiniz de ayrıca. Bunun tartışması da yaşanıyor aslında son dönemlerde. Niye milletvekilleri, yani karşınızdaki adaylar da bu eleştirileri yöneltiyorlar. İşte milletvekiliyken, yeni seçilmişken, halk size milletvekili olarak oy vermişken niye şimdi belediye başkanlığına adaysınız diye. Aslına bakarsanız Selda, ben yani söylemlerimiz ve politikalarımız ve projelerimiz üzerinden bir tartışma olmayıp da efendim Sıla Hanım hekimdir, gitsin hekimlik yapsın. Efendim Sıla Hanım milletvekilidir, kalsın işte partide işte bakan olsun falan filan. Yani bunları anlıyorum niye çıktığını, fakat hak vermiyorum bu eleştirilere. Elbette ben bir hekim olarak çok tutkuyla çalıştım. Hastalarıma şifa vermek için çok tutkuyla çalıştım. Ama ülkelerin ve şehirlerin ve toplumun da ihtiyaçları vardır. Yani bir hekimin yeri elbette doldurulabilir. Ama doğru zamanda doğru kararlar alan yöneticilere bu ülkenin ihtiyacı var. Lefkoşa'nın nabzına baktım ve Lefkoşa'nın nabzı atmıyor şu anda. Lefkoşa hekim olarak bir tanı koyuyoruz. Milletvekilliği görevimi de çok severek yaptım. Zaten aldığım her işi çok ciddiyetle ele alırım. Çok disiplinli çalışırım ve çok çalışırım. Benim kişiliğim böyle, karakterim böyle. Şu anda ana muhalefette partimiz. Bir ya da iki milletvekilinin eksilmesi o ana muhalefet gücünden bir şey eksiltmez aslında. Ama Lefkoşa'nın bu zamanda doğru bir yönetime çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden kişiler ve özellikle siyasiler karar verirken kendi konforları ya da kendi hedefleri ya da kendi ajandalarına bakarak değil, toplumun ihtiyacına bakarak karar vermeli. Benim vermiş olduğum karar, yani Lefkoşa Türk Belediye Başkan Adayı olma kararı da tam da toplumun ihtiyaçlarına bakarak verdiğim bir
karardır. Toplumsal bir karardır. Bu kişisel bir karar değildir. Ama bunu ben bir görev olarak görüyorum. Yapılması gereken çok önemli bir iş olarak görüyorum. Ve kendimi de bu kararı verdiğim andan itibaren gece gündüz bu konu için adamış bulunuyorum. Her şeyiyle Lefkoşa'da ilgileniyorum. Her sorununa çözüm projeleri geliştiriyorum arkadaşlarımla. Ve Lefkoşa'yı da yöneteceğimiz zaman adaletli olacağız. Bilimle, bilgiyle bu işi yapacağız. Hiç kimseyi ayırmadan bu hizmetleri götüreceğiz. İnsanların özlediği ve hayal ettiği ve gerçek olmasını istediği bütün hizmetleri de onlara götürmek için gece gündüz demeden büyük bir nasıl diyeyim şevkle çalışacağız. Peki son soru olarak şunu söyleyelim. Ben de Lefkoşa'da yaşayan birisi olarak seçilmeniz halinde Lefkoşa'daki değişimi, dönüşümü ne kadar bir zamanda fark edeceğiz ve evet dönüşüyoruz, değişiyoruz diyebileceğiz? Işıklar hemen yanacak. Yeşillendirme derhal yapılacak. Belediyenin ekipleri oluşturulacak ve verilen hizmetlerin kalitesi çok hızlı bir şekilde yerine getirilecek. Tabii projelerimiz de var, fırsat olmadı onlardan söz etmeye. Ama çok kısa sürede biz tarihi trenin izinde ekolojik koridor projemizi ortaya koyacağız. Mario Naval'la da konuştuğumuz proje buydu. Hatta ekibinden de bize ulaşıldı. Bu projenin ayrıntılarını göndermemiz istendi. Onlar tarafından da çok ilgiyle karşılanan bir proje oldu. 1903 yılında o zaman Kıbrıs Sömürge İdaresi karar veriliyor ki tren yolu yapılacak, raylar döşenecek ve tren taşımacılığı yapılacak Kıbrıs'ta. 1905'te proje bitiyor, bakın 2 sene. 1905 ile 1951 yılları arasında Mausa'dan Lefkoşa'ya, Lefkoşa'dan Omorfo'ya 122 kilometrelik bir tren sistemi, tren yolu döşeniyor ve taşımacılık yapılıyor. Artık 1950'li yıllarda tabii motorlu araçlar çıkınca gözden düşüyor tren ve o zamanın hükümeti de karar veriyor. Diyor ki kaldırıyoruz biz bunları. 51'den 53'e kadar da 2 senede raylar sökülüyor. Ve İtalya'ya satılıyor hurdası. Bu kadar planlı, programlı. Tabii bu bilgiler için de çok kıymetli abimiz Tuncer Başkan'a çok sevgilerimi ve selamlarımı göndermek istiyorum burada. Onun yazmış olduğu eserlerden bütün bu tarihçeyi öğreniyoruz. Şimdi Lefkoşa ilgilendiren kısmı nedir bu tren yolunun? Lefkoşa'nın içerisinde 10 kilometrelik bir mesafede bu tren yolunun izi var. Ve orada doğal bir yaşam var. Çok eski ağaçlar var. Orada bir yürüyüş, koşu, dinlenme ve bisiklet koridoru oluşturacağız. Bunu çok hızlı yapacağız. Birkaç yerde akamete uğrar. Onlar da çözülmeyecek sorunlar değildir. Bu ekolojik koridoru Lefkoşa'ya açacağız. Bunun için görev süremiz bitmeden çok önce bunu yapacağımıza yürekten inanıyorum. Ve insanlarımız bu ekolojik koridorda, bu yeşil eski ağaçların gölgesinde, tren yolunun izinde yürüyüş yapabilecekler, koşu yapabilecekler, bisiklet sürebilecekler. Ve hatta bu yolu biz güneye de bağlayacağız Selda Hanım. Çünkü biz Lefkoşa'nın gerçek potansiyelinin birleşmesi halinde ortaya çıkacağını çok iyi biliyoruz. İşte sen siyasal olarak birleşmeye karar veremezsin diyorlar bana. Doğru. Ama başka yönlerden ben Lefkoşa'yı birleştirebileceğimi biliyorum belediye başkanı olarak. Sosyal yaşamda birleştirebilirim, ekonomik yaşamda birleştirebilirim ve çevrede birleştirebilirim. Bunu da yapacağız ve bu iş Lefkoşa'dan başlayacak. Evet, seçmenlerinize ne söylersiniz son kapatırken, nasıl bir mesaj verirsiniz onu alıp kapatalım programı. Ben çok teşekkür ediyorum görüşlerimi sizlerle paylaşma imkanı verdiğiniz için. İnsanlarımız Lefkoşalılar hiç hayallerini küçültmesinler. Biliyorum bir travma yaşandı, hayalleri yıkıldı, hayalleri küçültüldü ama hepimizin ortak hayallerini gerçekleştirmek için biz bu yola girdik. Onlar da yemyeşil parklar, yemyeşil yeşil alanlar, yemyeşil ekolojik koridorlar, ışıklı sokaklar, caddeler, kaldırımlarında yürünebilen sokaklar ve meydanlarla Lefkoşa'yı hayal etsinler. Çünkü bu bizim ortak hayalimizdir. Bu ortak hayali de birlikte gerçekleştireceğiz.
Çok teşekkür ediyoruz. Size başarılar diliyoruz. Tüm adaylar olduğu gibi kolay gelsin diyoruz. Teşekkürler. Ve sayın izleyicilerimiz, bugünlük de programımıza noktayı koyuyoruz. Yarın başka bir adayla karşınızda olmak üzere iyi günler, iyi akşamlar diyoruz. Hoşçakalın.